Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Çok ilginç bir yer inşallah. Eyvallah, koy abim şuraya. Teşekkür ediyorum. Ne kadar istifade edersek kârdır. Baki en ufak, en küçük bir şey. Baki en büyük faniden büyüktür. Bu nokta, bu sırınca zerre kadar imanımız veya iman hakikatlerine nazarımızı değiştirecekse çok büyük nimettir. Yeni öğrendiğim bir şeyi sizinle paylaşacağım Risale-i Nur'da. Bildiğim bir şey değil, yeni öğrendiğim bir şey. Şimdi ders yapmadan önce bir onu paylaşayım. 10 menfezle bakacaksınız bu derse. Benim işim Risale olduğu halde yeni öğrendim. Ona göre bunu dinleyin bak. Cenab-ı Hakk'ın subutu sıfatı var. Sem, basar, ilim, irade, kudret, kelam. Öyle mi abi? Bu subutu sıfat değil mi? Subutu sıfat. Bu hayat orada. İlim orada, tamam mı? İrade de orada. Ben şöyle biliyordum, sen de öyle biliyordun. Allah hay sıfatını bize tecelli ettiriyor. Değil mi? Böyle değilmiş. Şu şaşırdın da ben de öyle şaşırdım. Hemen bir örnek vereyim ve ondan sonra buradan okuyacağım. Şimdi Keban Barajı'nı 500 bin voltluk ceyranı şu binaya bağlasa ne olur? Patlar. Duman olur, duman. İlle traf olması lazım arada. Tamam arkadaşlar? Allah hay sıfatını diye direkt tecelli ettirmiyor. Muhi olarak kendisini ifade ediyor. Yani merkezden şey yapıyorum. En merkezde mahiyeti zatiye. Çık, dışarıya çık. Yani en azından dur da. Anlamadığını biliyorum belki de bazı yeni arkadaşlar. Merkezde mahiyeti zatiye. Bunun hakkında ne bilgi var ne olacaktır. Allah işte, Allah Resulü öyle demiş yani. En iyi sen, kendini sen bilirsin dedi. Burası mahiyeti zatiye. O 22. sözden söylüyorum bu sıralamayı. Dışarıya çık. Şuunat-ı zatiye. İçerisinde bir nebze haber vermiş. Şefkat-ı mukaddese. Muhabbet-i münezzehe. Efendim şefk, surur, lezzet, memnuniyet, iftihar-ı mukaddesi. Hatırladınız. O şuunat-ı zatiyenin bizzatı kendisi değil, bir şey. Sistemin bir sistemi. Şimdi mahiyet-i zatiye, dışarıya çık, şuunat-ı zatiye, dışarıya çık, sıfat. Sıfat, zatiye, subutiye, girmeyeceğim. Sıfat. Çık dışarıya, Esma-i Hüsna. Bu vacibül vücut. Bu karar verdi, Nur-u Muhammedi çekirdeğini yarattı. Nur-u Muhammedi'den sonra ilk zuhuratlar başladı. Orada. Tamam, bu sistemi koyalım kafamıza. Şimdi Cenab-ı Hak hay sıfatını direkt tecelli etmiyor. Çünkü Keban Barajı'nı eve bağlamak gibi tarumar olur. Mahlukat bunu kaldıramaz. Ne yaptı? Esma seviyesine indi. Muhi. Muhi direkt bize tecelli etse patlar, patlar. İnsan patlar. 500 bin voltluk ceyranı eve bağlamak gibi. Patlar, duman olur. Bir trafo koymuş. Nur-u Muhammedi. Peygamber aleyhissalatü vesselamın maddi ve manevi hayatı Muhammediye. Niye denmiş? Onu okuyacağım. Peygamber aleyhissalatü vesselamın Muhammed o çekirdeğin adıdır. Peygamberlik tarafı, kulluk tarafı Ahmet'tir. Onun için 19. söze Risalet-i Muhammediye denmemiş, Risalet-i Ahmediye denmiş. Tesadüf yoktur külliyatta. 19. mektuba Mucizat-ı Muhammediye değildir.
Mucizat-ı Ahmediye. Beşeriyet ve peygamberlik ubudiyet tarafı bu. Muhammed ise o çekirdeğin adıdır. Bazen ustad onu kastederken Muhammed tabiri onun için kullanıyor. Tamam. Mesela duygularını dengeye getirmiş. Duygularını dengeye getirmiş. Sistem bütünlüğe gelmiş. Peygamber Aleyhisselam ifrat tefritte nazarda basat. Bu tarafıyla istifa etmiş nefsi arzularından. İstifa, estefa, Mustafa olmuş. Mustafa tarafı bu. Muhammed tarafı bu çekirdektir. Bu çekirdek Nur Muhammedi. Nur Ahmedi değil. Bu çekirdekten yaratılmış onun ruhu. Onun ruhu bile. Allah hay sıfatını kainata tecelli etse bangır diye paramparça yapar. Olmaz. Muhi esması olarak indirgeniyor. Sonra o Muhi esması bir çekirdeğe bir vuruyor. Nur Muhammedi'ye bütün 18 bin alem şeceri hılkat yaratılıyor. Onsuz hayat, hayat değil. Çünkü fert isminde diyor ki mahiyeti Muhammediye hayatımızın hayatıdır. 327'dir. Hayatımızın hayatıdır. Sendeki hayat direkt hay sıfatından gelemez. Sistem kaldırmaz. İlle traf olması lazım. Hayatımızın hayatıdır. Tamam mı? Mesela hayatımızın nurudur. Bak şurada ya. Allah Allah. Fesubhanallah ya. Ne acayip bir sistem ya. Alem-i İslam'ın şeceri-i kübrasının menşei, çekirdeği, hayatı, medarı olan mahiyeti Muhammed'i aleyhissalatü vesselam. Burada hayatın hayatı diye giriyor. Ben konumuz o değil, ona gireceğim. Şimdi yeni öğrendiğimiz nedir? Direkt hayat tecelli, hayat sıfatı tecelli etmiyor. Muhi, o da Nur Muhammed'i çekirdeğe tecelli ediyor, oradan teşabbü ediyor. 18 bin alem ve bizim hayatımız. O zaman peygamber ihtiyaç mıdır? Hayatın kadar ihtiyaçtır. Devre dişi olsa o, gitti. Şimdi, evet nasıl ki hayat, hayat canlılık değil. Canlılık bir sıfatıdır hayat. Başka bir sıfat, taş, toprak, canlı, cansız, her şeyin yaratıldığı malzeme hayattır. Allah var iken hiçbir şey yoktu. Ne ile yarattı? Hayat ile yarattı. Bak neymiş? Nasıl ki hayat bu kainattan süzülmüş bir hulasadır. Şimdi Allah'ın dışında bütün 18 bin alemi koyun makineye, öyle bir makine olsa arş-ı azam, lef-i mahfuz, arş, kürs, cennet, cehennem, Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail ne geliyorsa koyun makineye meyveden su alır gibi suyunu al. Bütün kainattan, alemden süzülen hayattır. 336 lemanar. Hayatı da makineye koy. Hayatını da öz alacaksın. Ne? His ve şuur. His ve şuuru da makineye koy. Ne çıkar? He Osman? Ne çıkar o? His ve şuuru da süzdük. Hayır. Akıl ceviri. Ruh ise bunların özü değil. Zati ve müstakil bir zatıdır. Ceveridir. Hayat nedir? İkinci öyle gidelim. Bak. Allah var iken hiçbir şey yoktu. Karar verdi. Karar verdi ama neyle yapacak? Taşları, toprakları, ezeli ve ebedi değil. Allah yarattı bunları. Neyle yaptı bu taşı, toprağı? Malzemeyi nereden getirdi? Yok. Hayat. Hayatın en kesif tecellisi. Ki Esma'nın en kesif tecellisi topraktır. Sahip toprak olmalıdır.
Toprak en çok esmanın gözüktüğü yerdir. Zemindir. En çok, en kesif olduğu için. Allah hayatla yaratmış. Demek ki nasıl ki hayat? Bu kainattan süzülmüş bir hulasadır. Şimdi bir daha bizim bu hayatımız var ya arkadaşlar. Bizim bu hayatımız. Peygamberin hayatı devre dişi olursa hayat yok. Hayat yok. Hayatın kalkmış oluyor. Ve şuur his dahi hayattan süzülmüş hayatın bir hulasasıdır. Kainatı makineye koyduk, süzdük. Zeytinyağını aldık. Hayat. Hayat neymiş? Sendeki şu hayatın kalitesine bak şimdi. Öyle geçmiyoruz. Öyle bir bilgi olmadı. Sendeki hayat var ya. Nedir biliyor musun bu hayat? 18 bin alemin hulasa-i camiası. Bil o zaman kıymetini ya. Ne taşıyorsun şuraya bak. Bir an bile bu hayat. Bu varlık mesela şu ampul var ya saniyede yanar. Şey saniyede 60 defa yanar söner. Tır 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 dır dır. Söner yanar söner yanar söner. Ama gözün görme kabiliyetinden daha hızlı olduğu için biz devamlı yanıyor zannediyoruz. Varlık da öyledir. İlimden kudrete, kudretten ilime, ilimden kudrete, ilimden kudrete var olup yok oluyoruz, var olup yok oluyoruz. 30. sözde kayyumiyet bahsinde de geçiyor. Dırrrr. Ama o kadar çabuk oluyor ki devamlı var zannediyoruz. Onun için ceddi manik mila la ilahe illallah ihtiyaç var. Her an değişiyor. Devamlı halkın cedid. Var olup yok oluyoruz, yok olup var oluyor. İlimden kudrete, kudretten ilme. Ve alemin sana gidiyor fotoğraflar böyle değil ha. Şak şak böyle fotoğraf değil. İşte ben dırıt dırıt gittim ya. Nasıl gittim? Canlı, ruhlu, hayatlı. Aynı değilim ben. Sen de değilsin. Dırıt 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 gidiyoruz. Hepsi canlı ve ruhlu. Böyle fotoğraf değil. İşte hayır da geçerse ne kadar gitmiştir sahnede. Dırıt cennette dırıt yerde olacaksın. Çünkü hepsi bir müstakil şans olacak. Ya bir anda her yerde olma o. Hepsi de sensin. Hiçbirisi de fotokopi değil, çakma değilsin. Buradan giden vücutla oluyor. Hayatın senin daha dur. Hayat bütün kainattan, Allah'ın dışında bütün 18 bin alemin hulasa-i camiası sende cem olmuş. Kıymetini bil. Sonra bunun içerisinde ne var? Karpuz gibi bir de vuralım bıçağı diye hayatın içine bir bakıyoruz ki his ve şuur var. His ve şuur. İnsana mahsus. Şuur. Diğerlerde, cinlerde ve meleklerde daha kısıtlı diyor. Çünkü bu teklif yüklenmemiş. Bir cin suresi gelmiş cinlere. O da bizden dolayı aldı. Bize geldi de bizden aldı. Bizden verdi. Ona müstakil yok. Sendeki şuuru düşün. Peki hayattan süzülmüş his ve şuur. His ve şuuru da makineye koyduk. Aldık. Akıl dahi şuurdan ve histen süzülmüş şuurun bir hulasasıdır. Allah Allah. Şuurun bir hulasasıdır. Ne acayip bir şey ya. Ruh dahi hayatın halis ve safi bir cevheri ve sabit ve müstakil zatıdır. Yani ne nimetler. Peki bu akıl his ve şuurdan süzülmüş ama unutmayın akıl ve kalp cihazdır. Gözlük nedir? Ben buna bakarım cihaz. Akıl böyledir. Felsefe ile bizim aramızdaki fark akla ben demiş, us demiş. Yani akla benlik o ben olan bene akıl demiş. Risale-i Nur'da ise o akla alet demiş. Farka bak. O zaman sen daha arkadasın. Yani benim aklım diyen akıl değil, arkadadır. Benim kazağım. Benim kazağım ben değilim. Gir içeriye. Benim gömleğim. İçeri giriyorum. Ben diyen hep arkada. Benim atletim. Benim ben diyen arkada. Benim hayatım, benim aklım bunu kaldırmaz ya. Benim aklım bunu anlamadı ya. Veya benim ruhum, hatta sorulacak ruhunuzu niye kirlettiniz?
Benim ruhum diyen ruh değil. O ben olan bendir işte o. O e nedir? Mülkü var, melekütü var. Mülk tarafı haritadır, ruznamedir, takvimdir diye devam ediyor. 128 sözlerde. Melekût tarafı ise mahluk değildir, meculdür, 258 varlıkta. İnsan acayip ya tanımlıyorsan, nasıl bir parçalardan müteşekkil ya? Varlığın sorunu ruh mu daha üstün, kalp mi diye de. Ha şimdi düşün. Akıl ve kalp cihazdır. Cihaz. Peki cihaz nerede, müstakil zat nerede? Gidelim beraber. Mesela Kur'an harfleri var burada. Ha. Seslendiriyorum. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Yazıya benziyor mu sesi? Ne kadar fark var? Hiç alakası yok. Yani sesle yazı farkı düşünün. Ha, nasıl ki yazı ile ses arasındaki fark, sesin içindeki fikir de o kadar farklı sesten. Harflerde Kur'an bu değil bu çünkü. Kur'an'ı gören yok da. Bu musaftır. Kur'an mahluk değil. Bu mürekkep. Buna ustad diyor ki libas ama cilt olmuş bir libastır hurufu. Sirayet etmiş. Bak şimdi. Güle koku sirayet ettiği gibi. Bu Kur'an'ın libası. Kendisi değil. Bu asanın kazağı. Benimle kazağımı düşünün. Duygularım, ruh seviyem, meyillerim. Kur'an dediğim şey bu. Libasıdır, huruf. Ama cilt olmuş diyor usta mektubat. Şimdi bu buna benzemiyor. İçeriye gideceğim. Kalple ruhu gideceğim diye o bunu misafir. Errahmanirrahim Maliki yevmiddin. Ses benzemedi. Farka bak. Ya nasıl anlarsın farkı? Doğuştan ama Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Duydu mu? Duydu. Ha bu sese göre şekil yap bakalım. Nasıldır bu elhamdülillah Rabbil Alemin? Şekillendirebilir mi? Edemez. Ha nasıl ki? Veya sağa düşünün. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ne demek diyorum? Şekli görüyor. Şeklin sese dönüştür. Doğuştan duymaya. Dönüştüremez. Farkı bak Kur'an'a gideceğim şimdi. Bu musaf. Mürekkep. Sese dönüştürdüm. Dima'ya yükledim. O konuşurken ayetin fikri mesela ben ne kadar bu mevzuya hakimsen o kadar rahat konuşurum. Einstein'ın şöyle bir sözü var. Çok hoşuma gidiyor. Diyor ki mevzu çok zor bu anlatılmaz diyenler var ya. Hayır. Anlayan en iyi anlatandır. Ne kadar iyi anlamışsan o kadar iyi anlatırsın. Bu geçiştiriyorsan bu zordur anlamamışsın demek. İyi anladığın kadar iyi anlatırsın. Şimdi bak. Ses, şey yazı sese benzemedi. Ses fikre benzemedi. İn aşağıya. Vicdan benzemedi. Kalp benzemedi. Hepsinin çatısı ve komplesi ruhtur. Akıl ve kalp alettir. Aleti insan diyor. Bu bize neyi kazandırıyor? İstediğin gibi kullanabiliyorsun. Mesela Ahmet, Fatma, Hasan Hüseyin'e para, dolara sevgi vermeyebiliyorsun kalp. Düşünen sistem, meyleden sistem. El hubbu fillah ve el buzu fillah. Allah için dost, Allah için düşman. Burası. Bu sistemi iyi kullanacaksın. Bu kalp. Cihazdır kalp. Ruh ise neymiş? Ruh dahi. Hayatın halis ve safi bir cevheri ve sabit ve müstakil bir zatıdır. Ne alakası var ya? Sen bana diyorsun ki, abi senin fikrin mi daha cami gözlük mü? Gibi oldu yani. Kalp ruha göre. Çünkü ruhumdan öfledim diyor ruhunuzu. Allah Allah. Ne kadar kaliteli bir şey ya insan. Ya arkadaşlar böyle insan keyfi atıyor ya. Kaliteli olduğumuzdan dolayı. Çakma değiliz ha. Fotokopi de değiliz. Hepimiz orijinaliz. Bizim gibi kimse olmamıştır. Olmayacak bir daha. Ele onun için ruha mı takılmıştır abi? Ruha takılmaz ruh. Müstakil bir özellik. Ene. Ene işte. Ene ruha takılmıyor. Ene bak şöyle. Oduna nur takıldı mı? İçi dolmaz. İçi olursa şu. Su nerede? Bardağın içinde. Olmaz kardeşim. Bardakta su ayrı oldu. Ona şu denilir. Nur oduna nur ışık sirayet etti. Nur dondu odun gözüküyor. İçi dışı yok. İçinde de var nur. Dışında da var.
Nur odun içinde değil, sirayet etti. Yani hayat bizim cesette değil, hayat cesede sirayet etti. Yani donmuş halidir şu ceset, hayatın donmuş halidir. Buz su, buzdan suyu al. Buzdan suyu aldınca ne olur? Hiçbir şey yok. Buzdan suyu alıyorsun. Ha, bedenden de hayata. Bu ölüm değil. Ve bu vefat mevttir diyor. Mevt hayattır. Mevtle ölüm arası. Ölüm çürümektir. Mevt ise inkılaptır. Üzerindeki battaniyeyi kaldırmaktır. Çekirdekten ağaç olmaktır. Mesela ölüm için üstad der ki tebdil-i mekandır. Öyle mi arkadaşlar? Tebdil-i mekan ne demek? Odadan odayı değiştirmek değil mi? Ama böyle değil aslında. Nasıl biliyor musunuz bak? Tebdil-i mekan bedellemek. Yani bu odadan öteki odaya geçmek. Bu mülk tarafı lügatı budur. Ama nedir biliyor musunuz aslında şu? Dünya ve alem-i şehadet ahiret üzerine tenteneli bir perde midir? Örtülmüş perde. Perde neredeyse, örtü neredeyse, örtülen de oradadır. Örtü neredeyse, örtülen de aynı yerdedir. Şimdi tebdil-i mekan ne demek biliyor musun? Müjde, mevt, tebdil-i mekandır. Oda değiştirmek falan değildir. Odayı değiştirmektir, kaldırmaktır. Aynı yerdesin. Aynı yerdesin. O da bize geliyor. Bize de gelmiyor. Kimse gitti bir yere gitti yok. Tebdili Allah'ım ya Rabbi. Nasıl razı olacaksa öyle muamele et ustadıma ya. Şuraya. Tebdili mekandı. Sen bunu nasıl dersin ya? Bunu nasıl dersin? Çünkü ihata edemezsen bunu diyemezsin. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam yemeğe üfürerek yemeyin diyebilmesi için basit bir kelime. Nefesi ne içerdiğini, kimyasını, suyun ne içerdiğini, ikisi bir araya gelince ne oya dönüştüğünü, içilince ne olduğunu bilen zatın sözüdür. Yani basit gibidir ama altyapısı bunları iktiza ediyor. Sen tebdil-i mekan diyemezsin. Nasıl dersin bunu? O zaman ihata etmiş o. Yani bir lafı güzel değil o. Tebdil-i mekan odadan odayı değiştirmek değildir. Bir, tebdil-i mekan mekanı kaldırmaktır. Bedellemektir. Bedelle almaktır bir şeyi. Bir odadan bir diğer odaya odayı bedel değiştirme. O değişiktirdir. Bedel değildir. Tebdil değil yani. Bedellemek değil o. Ona rağmen değil. Çekirdeğin ağaç olmasına diyor Ustad Mert. Ama çürümek diyor çekirdeğin toprağa dönüşmesi. Ölüm var, Müslümana mevt var. Kafir ölüm var, Müslümana daha güzel bir imbisat. Bu hayatın nihayetsiz imbisat ile hadsiz bir hayatın kazanmaya vesiledir diyor. 69'da şu anlarda. Nihayetsiz imbisat edebilme özelliği var. Kardeşim mevt tebdili mekandır. Mekan değişikliği değil, mekanı değiştirmektir, kaldırmaktır. Yani alem-i şehadet, alem-i gaybin üzerine tentenini perde midir? Öyle diyor mu usta? Diyor. Perde neredeyse, örtü neredeyse, örtülen de aynı yerdedir. Yoğurt tenceresi orada, örtü burada. Tesettür orada, kadın burada. Olmaz. İkisi aynı yerdedir. Dünya alem-i şehadet, ahiretin üzerine tentenili perdedir. En iyisi su içmektir. Kaldırdı üstad ya. Bak mesela nasıl tebdil ettiğini örnek vereyim uygulamaya. Kabrime girdim diyor. Bizim hayal o hakikattir. Kabiri şöyle görmüş. Soğuk. Dar. Karanlık. Kimsesiz. Soğuk. Dar. Karanlık. Kimsesiz. Bir tevahuş geldi diyor. Ustadı takip ediyoruz. Öyle mi? Sonra baktım ki diyor. İki tane münker mekir denen arkadaş çıka gel, mübarek arkadaş çıka geldiler. Arkadaşmış. Musa, arkadaşmış. Benimle dedi, bana hesap mı soruyorlar? Tatlı tatlı sohbet etmeye başladılar. Kabrim genişlendi, nurlandı, ısındı, yalnızlığımı giderdilerdi. Yani sen,
Sonra münazaraya başladılar. Tuhaf değil mi? Burada zaten vermiş hesabı. Soru burada soruluyor, cevap burada veriliyor, orada yüzüne okunuyor. Öğretmen soruyu sorar, cevabı da orada alır, bir hafta sonra yazılı okur ya. Bize açık saçık geliyor, bir haram geliyor, kul hakkı geliyor, soru bir. Bakıyor musun, yiyor musun, yemiyor musun? El cevap, bakmadı, yazıldı. Yazılıyı kabirde senin yüzüne okunacak. Bakmadın, aferin sana. Soru burada soruluyor. Cevap burada veriliyor. Her şey burada kardeş. Sureti burada, hakikati orada. Yürüyelim. Şunu da diyebilir miyiz Hasan abi? Ha. Arada geçti de. Cenab-ı Hak ruhundan üfledi. O zaman orada da aynı şey devreye giriyor mu? Hangisi? Cenab-ı Hakk'ın ruhundan bizi üflemiş olsaydı dayanamaz patlardık. Dedi. Patlar! Değil mi? İşte o işte ders. O tabii gelecek de ona. Çünkü Allah'ın bak merkezden mahiyeti zatiye bilinmez. Bizim Allah hakkındaki Kur'an'daki bilgiler var ya, Kur'an işinde merkezi. Allah hakkında ne biliyorsak Esma-i Hüsna'daki Allah'tır. Besmele'deki Allah'tır. Bak kusura bakmayın ama biraz şey olacak. Bismillahirrahmanirrahim'deki Allah ile mahiyeti zatiye Allah alakası yok. Çünkü Besmele'deki Allah zata işaret eder. Esma'dır. Esmanın aslı neresidir? Sıfattır. Sıfatın aslı nedir? Şunattır. Şunatın aslı neresi? Mahiyeti zat. Onu bilmiyoruz. Bilinmeyecek hiçbir zaman. Bir şu mesela çekirdek buradan aşağıya başladı. Şöyle diyeyim. Elma. Geri git. Tomurcuk. Dal. Gövde. Kök. Çekirdek. Daha geri gidebilir misin? Yok. Ha. Kur'an nereden geldi? Subutu sıfattan. Kelam sıfatından gelmiş. Geri git. Kelam sıfatında bitiyor. Ya ondan sonra bilmiyoruz. Peygamber esasını da anlayamayacak mı? Yok. Öyle diyor zaten. Mahiyet-i zat. Çünkü peygamber de mahluktur. Ama hani var ya bir sarhoş bana öyle derste yaptı. En kral peygamber bizim peygamberdi diye. Hakikaten diyesi geliyor sen yani. En kral peygamber. Saf olmasa ben bu hayatı nerede bulacağım ya? Peygamber ihtiyaç mıdır? Bir ders var şimdi sitede. Peygamber yani Kevan'la benim ev arasında trafo ihtiyaçsa Allah'ın muhi esmasıyla benim hayatım arasında peygamber böyle bir trafodur. Direkt yok. Onun şahsiyet imanı diyor, ben diyor yatsı namazında o aleme girdim diyor 271 lemalar. Kardeşler ne diyor Samet Küllat'tan ben tatmin olmadığım şeyi söylemem zaten. Hep delim. Ben diyor yatsı namazında o aleme girdim diyor. Alem ve alemi şehadet dünya o kadar ufaldı ufaldı ki gözükmeyecek kadar ufaldılar. Bir baktım bir şahsiyeti Muhammediye var diyor. Selam verdi. Esselamu aleyküm ya Resulallah falan. Hatırladınız mı? Kimse yokmuş ya. Zaten gelecek. Maddi ve manevi hayatı Muhammediye. Ona girdim de onasını keseceğim. Maddi ve manevi hayatı Muhammediye. Kardeşim bir rehber manası değil peygamber. Bir babadır, komutandır, kocadır, dayıdır, evlattır diye beşeriti değil. On başka tarafı var. Üç tane şahsiyeti var ya, risalet cihetiyle bir kim bizim vazifedarlık, ubudiyet, beşeriyet. O birinci sıfat itibariyle onu bile Ahmedi Muhammed'inden yaratılmış. Allah hayla muhi. Muhi o çekirdeği bir vuruyor Nur Muhammed'i. Bütün 18 bin alem teşavvüp ediyor. Direkt nasıl vuracak sana? Oradan patlıyor. Onun ruhu bile orada yaratılmış. Şey mi abi? Hani Veysel Karani diyor ya, Resulullah'ı gördün mü? Hadi, ya! Kulağına değil bak. Bir Veysel Karani. Yani Resulullah'ı gördün mü? Onunla doğdum büyüdüm dedi. Tamam mı? Bir böyle bir boşluğa bulunmuş nasıl olmuşsa. Beşer ya. Veysel Karani devam ediyor. Ya Ali Resulullah'ı gördün mü? Anlıyor. İki defa gördüm. Ya. İlk önce beşeriyetini anladık. O ubudiyetini anladı ki değişik. Kardeş bambaşka bir şey peygamber. Yani bambaşka bir şey. Hani öyle bir yani beni o nefsinizden daha çok sevmedikçe böyle enanet, gurur falan değil kardeş. O traf olma hasebiyledir. Beşeriyet itibariyle senden mütebasi. Senden daha aç. Senden daha çıplak, senden daha sıkıntılı, senden daha uykusuz, senden daha gayretli. Okuma bilmediği halde senden fazla Kur'an okuyan.
Bir şey. Yani enaniyet derken tevazu en zirvesi. Ama orada beni nefsinizde fazla sevmedikçe bu sıfat, bu yapı işte. Kardeşim, şu anlattıklarımızı kendinizden fazla seveceksiniz. Yoksa hakiki anlamış olamazsınız dersen enaniyet mi yapmış olurum? Risale'yi gösteriyor. Bu anlattıklarımı kendinden daha fazla seveceksin. Misal, kendinden daha değerlidir bu anlattıklarım dediğim zaman doğru söylüyorum. Ben değilim o. Çünkü hayatımız manalanırsa hayat yaşamaya değer. Kıpır kıpır yaşarız. Eğer hayat manasını yitirirse intihar seçenek olur. Hayatımızdan daha değerli bir şeyimiz var mı? Yok. O zaman hayatına öyle bir gaye göster ki bu hayat yaşamaya değsin. Sekerat da işinize yarayacak biliyor musunuz? Bak bir de iyi dinle bunu. Sekerat var ya ölüm anı. Ölüm anında bakayım nereye gideceğim demeyeceksin bu dersi dinledikten sonra. Bir yere gitmeyeceksin. Battaniye kalkacak. Pat! Allah Allah! Resulallah! Nasıl diyeceğim, nasıl olacak biliyor musun? Şu andaki haletiniz dünya cinsinden midir? Şu andaki latifeniz, güzel duygunuz, halet rüyeniz ekmekten mi geliyor? Ekmekten mi geliyor? Bu teneffüs ettiğiniz havadan mı geliyor? Şu güzel havanız gündelik hayatta var mıydı? Bu gündelik hayatta olmayan bir şey şimdi nasıl çıktı? Battaniyeler kalkıyor kardeşim. Ha, bu halet ahiretin haletidir. Burada orayı yaşıyorsun. Şu anda vefat etsen zaten oralıydın. O zaman gitmek etmiyor ki hiçbir şey anlamayacaksın öldün. Zaten oralısın şu anda. Çünkü bu halet buralı değil ki. Arkadaşlar özür dilerim affınıza sığınırım. Şu andaki haletiniz var ya haletiniz. Ne baklavaya benzer güzelliği. Ne gezmeye benzer ne cinselliğe benzer. Şundaki halet hiçbir şeye benzemez. Aşk-ı lahutidir. Peki, öyle de girdik şimdi, ısındık değil mi? Şimdiye kadar ısınmaydı. Yandık abi. Yandık. Pencere açtık. Tamam aç abi o zaman. Şimdi havayı değiştirmeyelim abi. Asıl abi bu ayet-i kübradaki insani berzahlar manası mı? Evet, Allah razı olsun. Bugün buraya gelmeden önce bir yerde ders yaptık onu. Peki bu 121 şualar. Peygamberlere mahsus yani. Yani mesela hayır. Selim kalplerini uğra... Evet, hayır. Evet. Allah razı olsun. Hayır. Şimdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın trafı mu? Yetmiyor da buraya Tuzla'ya da başka trafı da girmiş. Şimdi Keban'dan girince bir trafıdan direkt almıyoruz. Keban'dan çıkınca bir trafı var, ondan sonra şehir dışı trafı var. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın varisleri de o trafıyı indirgiyor bir anda da olmuyor. Direkt peygamberde de olmuyor. Hayatımızın hayatı mesela. Ustad diyor ki, hayatımın hayatıdır. Sebebi, vücudu, vesile, saadeti, vazife, fıtratım olan Risale-i Nur. Asr-ı Müceddit'leri de o trafoyla aramızdaki bir trafo. Bizi ihya eden, hayatımıza hayat veren. İman nedir? Hayatın hayatıdır. İş olsun diye konuşulmamış. Bu hayatı mayalıyor. Sütü yoğurt oluyor. Hayatın hayatı. Hayatın hayatı. İkinci hayat. İman mayalar, ikinci hayatı yaşarsan ölüm bunadır. Buna olmuyor, o zaman anlamıyor, meft oluyor. İman hayatın hayatıdır. İkinci hayat, ustad diyor ki, iki hayatta olanlar karşıma çıksın, tek hayatta olanlar çıkmasın. Külliyat, bu kelimeler tuhaf yani ya. Tariftir, kapaktır. Ustad sandıktır diyor 261 şualarda. Çeyiz sandıkları var ya erkek ve kızın. Bir sürü malzeme var. Kelime, her bir kelime sandık gibidir. İçinde neler var? Girebildiğin kadar gir işte. İki hayatlar, ikinci tabakayı hayatma. Evet. İkinci tabakayı yaşamayan karşıma çıkmasın diyor. Tek hayatlar çıkmasın karşıma. Ne yapacağız lan? Çok hoşuma gidiyor. Kral usta. Karadeniz'e der ki ona delikanlı adamdır diye. Bir tanesine dedim Çaykara'da ders yapıyoruz. Ustad nasıl adamdır? Hep konuşuyorum. Ulan delikanlı adamdır. Onların... Abi ben ötekisini demiyorum yani. Onlar asalt yüzler var ya doşta. Onlar biraz hastalar. Dedim ustad nasıldı? As delikanlıydı. Çünkü o alemin en güzel ifadesi o. As delikanlı. Maşallah ne güzel ifade etmiş. Kendi hissini ifade etmiş. Ustad... Hakikaten ne yapardık bugün? Hangi zamanda ne konuşuyoruz ya? Hangi zamanda?
Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar bu fitneden her peygamber istiaze etmiş. O zaman bunu konuşuyoruz. Yani bu dersi konuşuyoruz. Ne biçim bir ders bu ya? Devam. Öyle de maddi ve manevi hayat-ı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam dahi. Görüyor musun bak? Hayatın hayattan ve ruh kainattan süzülmüş hulasatul hulasadır. Hayattan ve ruh kainattan süzülmüş hulasatul hulasadır. Maddi ve manevi hayat-ı Muhammediye. Yani trafodur. Asıldır o. Maddi nedir? Maddi şu. Arş-ı azam, lef-i mahfuz, arş, kürs, cennet, cehennem. Bunlar maddi hayat-ı Muhammediye'nin dişe vuruşları. Mahlukturlar. Vücud haricileri var. Bu hayat maddi hayat-ı Muhammediye'dir. Manevi ise onun kaynağı olan Esma-i Hüsna bütünlüğüdür. Yani Nur-u Muhammedi'de ne vardı içerisinde Osman? İki sıfat var. Nur ve mana. Ne varmış lafı? Nur ve mana. Yani Peygamberimizin maddi hayat-ı Muhammediye nur. Manevi hayat-ı Muhammediye mana. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın beşeriyet itibariyle bakmayacaksınız diyor mektubatta. Onun ruhu da değil. Ruh ailesini inşa eden o yapısız yapı. Neyse o. Bütün 18 bin alemin maddi ve manevi hayat-ı Muhammediye. Yani nasıl bir şahsiyet? Onun bunu nasıl tahammül etmiş? Ulan benim cebime biraz para oldu mu? Arabam değişiyor, hatunum değişiyor, işim, yaşım değişiyor. Kahvem bile değişiyor, tamam? Konuşmam bile değişiyor, yürüyüşün değişiyor adamın cebine para oldu mu? Sen Miraç'tan geleceksin, bedevilere vesaire kanaat edeceksin. Yürüyüşün değişmeyecek, çevren değişmeyecek. Adam milli piyango vurmuş, ben kitap okudum olan bu milli piyango vuranlar ilk önce ne yaptı? Baktım hatunu değiştirmiş adam. İşi aşı değiştirmiş. Hepsi sonunda intihar etmiş %99'u. Tamam, böyle gitmiş. Şimdi niye? Şimdi sen kainatın çekirdeği olacaksın. O alemleri geleceksin, tamam mı? Gezeceksin her tarafı. Geleceksin bana hava atmayacaksın. Ustada da diyor ki sana ilim verilecek. İşte tek şartla. Hizmet edeceksin demedi. Sana ilim verilecek. Bununla hizmet edeceksin denmedi. Ne dedi? Sual sormak ilmi iktiza, enaniyeti iktiza ediyor. Sual sormayacaksın. İnsanları aşağılamayacaksın. Sıkıştırmayacaksın. Zor duruma sokmayacaksın. Emanet yapmayacaksın demektir. Sormayacaksın soru. Tamam mı? Sana ilim verilecek. İlmi Kur'an verilecek diyor. Ama soru sormayacaksın. O zaman tersini yapmış. Kim ne sorarsa cevap vereyim demiş. Çok tuhaf değil mi ya? Nasıl oturuyor yerlerine? Sistem böyle aktif olacak diyor. Şimdi maddi ve manevi hayat-ı Muhammediye yeni bir fark ettiğim bir şeyin heyecanı var bende. Yani onun hayatı ben zannediyordum ki bir rehberdir, bir dellaldır, tamam bu taraf. Ya tamam Allah bana hay direkt böyle vuruyor. Neyi vuruyor? Hay sana direkt bu nasıl vuracak? Duman olursun, duman. Muhi ne işe yarıyor? Hay sıfattır, muhi esmadır. Nur Muhammed'i ondan sonra teşebbüb ediyor. O zaman peygamber ne kadar ihtiyaçtı? Vücudun kadar, hayatın hayatı olduğu kadar. Ne tuhaf değil mi şimdi? Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Ya Rab, bu maide-i Kur'an'ı olan şu meclisimizde haberdar et ya Rab. Muhabbetimizde haberdar et ya Rab. Şefaatine mazhar eyle ya Rab. Allah'ım, sen olmayacak duayı kulların ağzına vermesin. Şu istediklerini, söylediklerimizi biliyorsun. Nasip eyle ya Rab. Maddi ve manevi hayat-ı Muhammed aleyhissalatü vesselam dahi hayattan ve ruhu kainattan süzülmüş hulasatul hulasadır. Ve Risalet-i Muhammediye aleyhissalatü vesselam dahi Ahmet değil, Risalet-i Muhammediye, Nübüvvet-i Ahmediye, o beşeriyetir, kemalatıdır. Risalet-i Muhammediye aleyhissalatü vesselam dahi kainatın his ve şuur ve aklından süzülmüş. En safi hulasasıdır. Kainatın his ve şuurundan süzülmüş en safi hulasasıymış Risalet. Kainat düşünün, 18 bin alem makineye konulmuş, özü alınmış. O özün adı, o kainatın his ve şuurundan süzülmüşse, onun adı Risalet-i Muhammediye'dir. Aleyhissalatü vesselam. Allah Allah. Nasıl bir şey ya?
Ağaç süzülmüş, çekirdek olmuş. Kaldır çekirdeği ortadan, ağaç yok ki o zaman. Yani, peki ne işimize yarayacak diye bir soru sordu bir tanesi. Bunu bildik, tamam abi hayret olun. Bak, Kur'an okudun, oldu yanlış yürümüş yaptın. Namaz kıldık, eğitmiyor, elhamdülillah oldu. Derse geldik, bırak bırak şeye gitti. Kulluk yaptık, eksik meksik yaptık. Senin ibadetlerin var ya, direkt Allah'a gitse durum iyi değil. İlk önce yapısı, sistemi, işlevi, uzantısı, kalitesi, videonun kalitesi, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şahsiyeti manevisine giriyor, kalitesi yükseltiliyor, değerlendiriliyor, çok güzel bir kıvama getirip Allah'a takdim ediliyor. Şu müjdeye bak.